Çok yüksek. Yarım kilo yeşil fasulye almak istedim. 22 lira kilosu. Soğan 7 lira. Ne kadar tutmuştur bu torba? Bakayım şöyle. Bence 25 lira falan tutar bu. Artık herkes sahneyle alıyor. Pazarda fiyatlar ortada. Artık devir öyle bir devir ki. Önceden kiloyla alırdık. Öyle kilo kilo alışveriş yapma devri değil, tane tane alışveriş yapma devri. Taneyle tabii ki. Çekirdek bir aile. Akşam yemeği sofrasını kurmak için kaç lirayı gözden çıkarmalı? Bakın kimle birlikteyim? Şef Ayvaz'la birlikte. Önce pazardan tane tane alışverişimizi yapacağız. Sonra da mutfağa gireceğiz. O yemekleri pişireceğiz. Bakalım ortaya ne çıkacak? 4 lira roka. Bir tane salatalık 1,5 lira. Kasayı 20 liradan açıyorum. Bir tane iri bir patates istiyorum. 2,90. Efendim bakın patatesin kilosu 6 lira. Şöyle bu boyutta bir patates tanesi 2 lira 90 kuruş. Nasıl fiyat? Pahalı. Yemem daha iyi. Bunu küçük orta boyla değiştirebilir miyiz? 1,5 lira. Hemen ödeyelim. Bir patatesle ne yapabiliriz? Bir yemeğin içine koyup yemeği çoğaltacağız. Evet. Şöyle bir tane orta boy soğan seçelim. 1,5 liraya geldi. 1,5 lira yine gitti. Şefim. Vallahi alalım, aman çok kıymetli. Bir tane de karnabaharımızı aldık. Karnabahar tanesi 5 liralığı bulduk. Hayrını görün. Hadi bakalım. 2 tane eksik kereviz tartabilir miyiz? 2 kereviz 5 lira. 7 liramız kaldı. 2 adet de küçük havuç alıyorum. 2 havuç 1 lira. Bebe havuç kilosu 7 lira. Şu ikisi 1 lira. 2 adet küçük domatesimizi. Artalım bakalım. 2,75. Domatesin kilosu 8 lira. Şöyle 2 tane domates 2 lira 75 kuruş. 3, 4, 5. Bir tane salatalık alacağız. 1 lira 50 kuruş. Elim titriyor artık. Kıyara bakalım da kaç paraymış bu? 1,5 lira. Güzel. 1 lira 75 kurukla biber istiyorum. Aldım da araya. 6 tane sivri biber girdi. Bir kuruş kalmadı cepte. 20 lirayla çıktık. 20 lirayla kurtardıysan sebzeyi ne mutlu size. Artık gidelim. Hadi mutfağa. Mutfağın demirbaşı. Yağ, salça, baharatlar, un, yoğurt. Bunları faturaya dahil etmedik ve şimdi 20 liraya tam 4 çeşit yemek tarifi verecek Ayvaz Şef. Çekirdek bir aile 4 kişi rahatlıkla doyacaktır. Hatta belki yarına da kalabilir. Kerevizin kök kısımlarından kremalı kereviz çorbası yapacağız. Şöyle kesiyoruz. İnce ince doğruyoruz ki. Birazcık yağ koyduk. Unumuzu ilave ediyoruz. Kış türlüsü yapacağız. Soğanımızı şöyle yarısını salatamız için ayırıyoruz. Soğanlarımız hafiften ölene kadar 20 TL'ye 4 kap yemek yapıyoruz. Havuçlarımızı ve patateslerimizi atıyoruz. Karnabaharları çok böyle ince ince doğramaya gerek yok. Birazcık sap kısımlarından da içine ilave ettik mi muhteşem bir türlü yaptık. Güzelce karıştırıyoruz. Bu salata 4-5 kişilik kerevizimizin sap kısımlarını cacığa dönüştüreceğim. 20 TL'ye 4 kişilik aileyi doyurmuş olduk. Çorba, ana yemek, salata, cacık. Tam 4 çeşit yemek yaptık. O zaman şimdiden hem kesenize bereket olsun hem de herkese afiyet olsun.